Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar Hikmet. Merhabalar, hayırlı cumalar. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir yayını vardı. Bu üniversitelerle ilgili, özellikle üniversitelerin gündemde olduğu bir süreçte bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Hani nereden nereye meselesinin. Munzura İTÜ, Bartın'a ODTÜ geliyor Akşam Gazetesi'nin manşetindeki haber. Başkan Erdoğan yeni ve köklü üniversiteleri eşleştiren YÖK Anadolu projesini açıklıyor. 2006'dan sonra kurulan 15 üniversite geleneği oluşmuş İstanbul, İTÜ, Hacettepe, Ankara, ODTÜ, Selçuk gibi 12 köklü üniversiteyle eşleştirildi. 15 üniversiteye ait 63 bölümdeki öğrenciler bazı dersleri 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacak, ortak yayın ve projelerinden yararlanacak cümlesiyle beraber Munzura, İTÜ, Bartın'a ODTÜ geliyor i̇şte, demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Bize bunlarla gelin sevgili akademisyenler, öğrenciler. Yani bize onlar da gelmiyor da. Yani bize öğrenciler için söylerim özellikle. Hani istemezlik falan filan değil. Yani iyi bir ODTÜ'ye gitmek istiyorsun. Boğaziçi çok işte prestijli bir üniversite. Doğru mu? Doğru. Yalan demiyor. Yani biz burada şu yani üniversite fetişizm diye bir şey yok. Kabul etmiyorum. Marmara Üniversitesi de çok güzel bir üniversite. İşletme fakültesi, işte yabancı dil eğitim yaptıran falan. Tamam. Ya bak yani bunun sorunları mı var? Vardır tabii ki. Eğitimde sorun biter mi abi? Bitmez. Yani ilk velev ki dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesinden bir tanesi ol. Yine de sorunlarım. Ya sorun bitmez zaten. Biz böyle dediğimiz zaman rahmetli babam derdim işte bak bugün şu oldu bu oldu. Ya bugün çok sıkıldım. Ne oldu işte böyle böyle oldu. Derdi ki rahmetli babam yani oğlum sorun bitmez. Bir türlü biter. Ölüyorsun. Öldükten sonra bütün sorunlar biter. hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir şey kalmaz. O yüzden bunlar hep dinamik şeyler. Yani hayata dair dinamik şeyler. Hayat gibi. İlerlemesi, yarış halinde olması, sürekli değişen şartlara uygun bir şekilde eğitim falan filan bir sürü şeyler. Yani biz onu istemezdik. Şu yok işte rektörü beğenmedik. Ya işte kanun çerçevesinde bir atama var orada yani. Kanun dışı bir şey yok. Yani eleştirini dile getirebilirsin. Ama bunlarla gel derken kastettiğim o. Yani üniversiteleri daha iyi hale getirmek. Bir tane bir üniversite hocası bir şey dedi çok enteresan geldi bana. Bunu öyle yorumla. Yani ben de merak ettim. Biz akademisyenler kedi gibiyizdir. Kedi sürüsü gibiyizdir dedi. Duydun mu bunu bilmiyorum. Yok ilk defa duyuyorum. Ben de arkasından ne gelecek diye bekliyorum yani. Çok süt severiz mi diyecek. Biz kedi sürüsüyüz. Yani kedi sürüsüne benzeriz dedi. Teşbide hata olmasın dedi falan. Ötekini söylemedi. Kedi dedi. Ondan sonra neymiş? Kediyi böyle sürü halinde bırakırsan her kedi kendi kafasına göre hareket eder. Kedi kendi karar verir falan. İyi bir şey mi söyledi? Kötü bir şey anlamadım. Yani kedi olmak hani çok kendi kafasına göre hareket etmek, sağlam bir irade sahibi olmak, kolay kolay sahibi dinlemek, yani protesto tarzı olmak iyi gibi görünüyor. Fakat yani biz kedi sürüsü gibiyiz diye güzelleme yapıyor kendine yani hesapta akademisyenler. Bir de anladığım kadarıyla şöyle bir durum da var. Ben akademisyenim. Öteki ben de öğrenciyim. Aynen ben de şöyle diyorum. Ben gazeteciyim. Gazeteciler tutuklanıyor. Yıl olmuş 2021. Sanki gazeteci doğuştan böyle bütün bu günahlarından arınmış. O okula giriyorsun. O zaman kadar manyaksın. Gazeteci bitiriyorsun. Gazeteci oluyorsun. Bir anda suç işleme melekeleri kalkıyor ortadan. Çünkü kelime çok canlı. Öğrenciler efendim bizim göz bebeğimiz. Evet. O dokunmuyor onları falan. Ya öğrenci dediğin 18 üzerinde 20, 21, 23 yani çift dikiş bilmem ne o da olabilir. Bunlar da insan yani. Tamam öğrenci bilim yuvası güzel. Akademisyen kedi gibisin. Ol kedi gibi maşallah. Da ben neticeye bakıyorum. Hepiniz günahsız mısınız? Yani öğrenci suç işleyemez mi abi? Akademisyenler kedi gibi oldukları için suç işleyemezler mi? Biz buradan her zaman söylüyoruz. Eleştirilemezler yani. Mi? Öyle bir kutsal meslek falan filan. Yoktur. Bir de şey öğrenci yani. Kelimesini koyup canlı cümle çünkü. Atıyor. Öğrencilerin omuzunda ateş ediyor adam. Bak diyor öğrenciler işte efendim sürüklendi sokaklarda. Arkadaş bize bunlarla gelmeyin. Şimdi bak Melih Bulu diyor ki tanımı betlam. Diyor ki ben diyor kafaya koydum ilk yüze sokacağım. Çok zor bir iddia. İstemezlik. Hayır çok zor çok kolay bir şey değil. Büyük iddia. Ama ben iddialı adamı severim. Yani her zaman söylerim. Şuraya bakarsan oraya kadar ilerlersin. Ufka bakarsan. Şimdi sana deselerdi ki 20 sene evvel
Bir tane yumurta çıkacak. Çok özür dilerim. Yani kız, kimse kızmasın. Kasımpaşa'dan gelecek. Dayı dayı yürüyecek. Ben işte uzay teknolojisi yapacağım. Yumurta. Evet. Edebiyat okudum. Bu ülkede böyle uçak gemisi yapacağım. Evet. Bilmem işte nükleer çalışma yapacağım. Evet. Doğu Akdeniz'i ele geçirmeye çalışacağım. Denizaltı yapacağım. Denizaltı yapacağım. İnsansızı, evet. Türkiye'nin görmediği üniversiteleri yapacağım. Üzerine koyacağım. Boğazı deleceğim. Dese. Altından, yani üstünden. Hemen iki bacağı şey. Alo Bakırköy Akıl Hastanesi'ni ararsın. Ama bak adam, yani bak çok rahat konuşuyorum. Yani kimse bozmasın bu işe. Baktığı yer çok uzak. Ufka bakıyor. Ben Edip Mor'a koyayım da diyor. Nereye gidebilirsem. Şimdi o da diyor ki 100-200'e sok. Çok zor. Bir Japonya'ya, bir Amerika'ya, bir Çin'e falan baktım mı zor işler. Ama adam bir hedef koydu. İlk defa bir akademisyenin bir hedef koyduğunu görüyorum. Bunlar ya pankart tutarlar. Ordu göreve. Efendim bıyıklı adam sokmam. Başörtülü sokmam. Onu sokmam, bunu sokmam. Ya sen yüze sok bakalım önce. Sokmam sokmam deyip duruyorsun. Çok güzel ya. Bu çok iyilik. Yani işte olay bu abi yani. O yüzden bırakın, öğrenci arkadaşlar da öyle. Bak hepsine saygı, benim de kızım üniversite öğrencisi. Fikirlerine, zikirlerine, her şeye saygı duyuyorum. Ama bu kutsallık değil bir şey. Öğrencisin sen. Yani kötü bir örnek. Hani şeyin akademisyenin kedisi gibi. Hani biz kedi sürüsü gibi izliyor ya. Kötü bir. Ama şu. 18'i geçmiş bir insan. Adam öldürdüğü zaman. Tamam mı? Nasıl, ne suç alıyorsa. Bir öğrenci de olsa. Herhangi bir vatandaşla birisine vurduğu zaman cezayı alır. Ama bir kutsallık diye bir şey atfetmeyin kendinize. Yani gençsin, geleceksin, geleceğimizi güvencesin. Kabul, 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 kabul. Çünkü öyle konuş, tartışmaya geldi ki iş. Öğrencilerin bilmem neyi. Gazeteciler tutuklanıyor. Dünyadaki en güzel meslek, casusluk ve hainlik mesleği gazeteciliktir. Dünyanın bir tarafına gidersin, ülkede yaşarsın. Gazeteci kimliğin de vardır. Hep bu kılıfla zaten. Çok casuslar, iyi kılıftır. Ajanlar falan. Kim dediyse dünyanın en kutsal mesleği gazeteciliktir diye. Kutsal meslek nedir ya? Zaten ayrı kutsal kutu. O yani bana bununla gel. Bak Munzur'a İTÜ, Bartla ODTÜ geliyor diyorsan, bana bu şekilde bu eğitimi, bu eşitliği böyle sağlamaya çalışıyorsan, al sana işte Türkiye, eğitimdeki sorunları tartışalım, rektör atamaları hepsini tartışabiliriz hocam. Her türlü fikri açığız. Kesinlikle burada abartı da yapmıyorum. Ama onu istemezlik, işte kış kış dayayıp eylem yapalım. Efendim o dans edelim, et dansını. Dansını etmedemiyorum. Ben LGBT'yim, benim yerim ayrıcalıklı. Sakın cinsiyet ayrımcılığı yapıyorum ya. Ben kabul etmiyorum senin böyle bir kulübü, kabul etmiyorum mesela. Çünkü benim değerlerime aykırı. Çocuğumu anlatamam. İstemiyorum. Hiçbir ebeveyn de bunu onaylamıyor. Ama kendi hayat, özel hayatında istediğini yap. Yani ya istediği şunu, gibi de giy. Şunu söyle. Problem değil. Şunu ama boğmaya çalışıyorlar. Meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Sen benim aykırı. İstiyorum dediğinde sana karşı ifade özgürlüğü olmasını talep ediyorsun. Ben bunu kabul etmiyorum, istemiyorum dediğimde bana ayrımcılık yapma, bunu ifade etme diyorsun. Benim de yani senin için ifade özgürlüğü geçerli, evet. Benim için ifade özgürlüğü geçerli değil. Öyle. Böyle saçmalık bir olmaz. Bir de itiraz, bir de muhalefet edene niye konuşuyorsunuz diyor. Ben de muhalefet edene muhalefet ediyorum. Muhalefet etme yani. Özgürlüğümü kullanıyorum. Evet, yani. Muhalefete muhalefet etme özgürlüğümü kullanıyorum. Yani o yüzden tamam, bunun ucu açık ama dediğim gibi ben bunları bekliyorum işte. Bak bunlar, bak bir problem, bir sorun. Hani diyor ki bir doğru bir yere evrilir. Vallahi, bir, vallahi evrilir. İşte hikaye bak. Hikaye inşallah. Yani hani dediğim gibi bunlar elbette yaşanacak hikayeler. Sadece ve sadece ya. Daha önce de ifade ettik. Konuştuk burada. Protesto, gösteri, yürüyüş. Bunlar bir haktır. Bunu hiçbir zaman aksini söylemedik. Ama bu işin meşruiyetini bozacak bir hamle olduğunda. Bugün Melih Altınok, Mehmet Barlas'tan mülhem bir şey yazmış. 6. filoyu. Şimdi biz yürüyüş falan filan yaptığımızda hani bu işin darbenin altyapısı olduğunu falan çok sorular öğrendik. Bilseydik yani darbe attık yaptığımızı ya, gidip 6. filo işine girmezdik falan hikayelerini şey. Söylüyor tabii. Ya, görüyorsun tecrübe. Çünkü belirli bir süre sonra. Tecrübe. Yani bugün sokak eylemleri adı altında son birkaç aydır muhalefetin başta HDP PKK olmak üzere sokak 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 çağrısı yapmasının son birkaç aydır neden olduğunu, neden yapıldığını, hatta bugün işte var hepiniz gazetelerde, sosyal medyada okunuyor, ediliyor. PKK'nın özellikle HDP milletvekillerine tırnak içinde gerillanın yükünü alın, sokağa inin, biraz sokağa hareketlendirin talimatı ya. verdiği hususu zaten yazıyor bunlarda. Birazdan vereceğim yani bu meseleyle bağlantılı olarak Boğaziçi'ni konuşurken. HDP milletvekillerinin Kadıköy'de otobüsün önüne oturarak falan bir yol kesme eyleminde bulunduğunu ama vatandaşlardan i̇şte bayağı bir azar yediği hikayelerini de birazdan vereceğim. Onların görüntülerini de konuşacağım ama. Dediğim gibi yani
Ben 15.200 civarında zannediyordum. Eğitim görevlileriyle beraber aşağı yukarı 16.000 öğrencisi olan, yani 15.200 artı 800 küsür eğitim akademisyeniyle beraber 16.000 kişinin okuduğu, okuttuğu bir üniversitede. Neredeyse bir ilçe duruyor orada. Abi evet ya. 15.200, 15.500 evet. öğrenciden bahsediyoruz. Evet. 15.500 öğrenciden. Yani nümayiş yapanlar 500 küsür kişi. Hadi 1000 olsun. Hadi 2000 olsun. Bunlardan yok, sadece gözaltına tutuklanan Boğaziçi'nin sayısı 55. 15.500 öğrenciden 55 kişi. Ondan ya. Sonra diyorlar ki bütün Boğaziçi buna karşı falan filan. Yani bu bile başlı başına hikaye. Amerika oradan çıkıyor. Ha, biz çok endişeliyiz falan filan. Babacığım siz öncelikli olarak parlamento binasına girmeye çalışan kendi, evet. kendi vatandaşlarınızı kendi hedef gözeterek 5 kişi öldürülmeden dolayı bir endişe duyun da ondan sonra diğerlerine evet. bakarsınız. Döneceğim birazdan bu meseleye. Ama bu üniversite hikayesi dediği gibi işte Munzur'a İTÜ, Bartın'a ODTÜ geliyor başlığıyla beraber bir bilgiyi daha paylaşalım. O da az önce Hikmet bahsetti, hani bir adam çıkacak İmam Hatipli Kasımpaşa'dan dayı dayı yürüyecek. Uzay ajansı kuracağız. Kendi gemilerimiz. Havaalanları ikiye katlayacak. Havaalanları. Boğazın altından üstünden. Sağlık sorununu çözecek. Dünyanın en iyi diyecek. Sağlık atamızı yapacak bu adam. Burada birisi var abi, gelin bir alın falan, bir an evvel yani, falan dersiniz. Aşk diyordu. Lazım aşk. Buna bir ek yapalım. Roket Sandan bir açıklama var. Güzel haberleri önceden verelim yani. Mevzuları daha sonra şeyi konuşuruz. Yani bütün bu şeylere karşı, karışıklık taleplerine karşı Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli gemi savar füzesi atmaca. Şu görmüş olduğunuz görüntüler. Burası birazdan şey yapacaklar burada. Deneme atışları falan yapacaklar. Test atışları. %100 başarıyla gösterilen hedefi vurdu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Erol Karaömeroğlu izliyor. Sinop'ta yapılıyor şu görmüş olduğunuz test. O kırmızı başlıkların içerisinde atmaca ya, füzelerimiz var. Barış'ta bununla da gel. Bak bunu atış gerçekleşti. Ne yapıyorlar? Gemi savar füzesi bu. Düşman gemisi işaretleniyor. Bir başka gemiden atılıyor. Atmaca füzemiz. Roketsan'ın geliştirdiği füze bu. Yerli milli. Ve belirlenen hedefi %100 isabetle vuruyor atmaca maşallah. Füzemiz. Şimdi ya, yani ya hocam işte ben üniversite deyince aklıma bu geliyor ya. Bak şimdi gelecek görüntüler yani, var mı? Vurma görüntüsü var mı? Vurdu. %100 başarıyla. Yani kaç kilo, onların detayları var mı? Onları söyleyeceğim şimdi zaten. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir atmacada emeği geçenleri kutluyor. Twitter hesabından Roketsan etiketleyerek ilk milli gemi savar füzemiz atmaca, milli gemimiz Kınalıada'dan atışında hedefi başarıyla imha etti. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun demiş Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir. Dün şeyi gördüm. O tweet'i de gördüm. Selçuk Bayraktar'ın tweet'ini de gördüm. Tamam mı? O da kutluyor atmacayı. İHA, SİHA'nın ondan sonracıma yapımcısı öyle söyleyeyim. sevgili Selçuk Bayraktar hiç öyle şey falan yok. Atmacanın başarısını kutlayan tweet atıyor. Bunlar dediğim gibi şimdi hani istiyorsan sulhü salah hazır ol cenge hikayesi vardır ya. Bir cenge hazır olmak barış istemenin en önemli adımlarından bir tanesi olduğunu söylerler. Bu bir coğrafyadayız. Tabii ya, caydırıcı güç en nihayetinde. Yani bugün S-400 denilen savunma sistemini almalarının gerekçesi de savaşmak değil. Adı üzerinde savunma sistemi zaten S-400. Yarın bir gün bize havadan bu tarz füzeler atıldığında İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, Türkiye'nin işte kritik yerlerini koruyacak. Daha füze Türkiye'ye kilitlenirken burada alarm çalacak bir sistem. Bu zamana kadar keşke atmacalar gibi falan filan basit şeyler olaydı da 1950'lerden, 60'lardan, 30'lardan, 40'lardan, 70'lerden darbeyle uğraşıp vesayet odaklarını göreve çağırmak yerine ya arkadaş bak millet, işte Amerika Birleşik bak 1. Dünya Savaşı deniz orduları kazandı, 2. Dünya Savaşı'nı hava ordusu üstünlüğü kazandı derler bu işin uzmanları. Bunu görüyoruz hani 3. Dünya Savaşı'nı falan filan da artık ne kazanacak bilmiyorum ama yani keşke 50'lerde, 60'larda, 70'lerde vesayet odaklarını yani göreve çağırmak yerine tabii. şu işlerin altyapısıyla tabii. uğraşılaydı da yıl tabii. olmuş 2021 evet. biz atmaca füzemizi ondan sonra yerli milli yapmakla övünüyoruz. Keşke bunu 1970'lerde, 60'larda falan yapabilseydik
Evet. Ne kendimize söylüyorum. Yapmayız, tabii, ama o zaman derken... o zaman neydi? Askeri vesayet evet. odaklarını oraya çağır. Menderes'i aç, Başbakan'ı has, Dışişleri Bakanı'nı has. Ondan sonra sizi buraya getiren irade zaten kaleminizin kırılmasını istiyor. De. Evet. De o işte. Darbe yap, darbe anayasası kurgula. Bunlarla uğraşıyordu. Neden? Derim. Çünkü ordunun atmacaya ihtiyacı yoktu hocam. Yani 1970'lerde, 60'larda, 50'lerde ordunun atmacaya, ordunun uçağa ihtiyacı niye yoktu biliyor musun? Çünkü ordunun görevi bir tane bir 9 milimetre yetiyordu yani. Şimdi ne işin var atmacada? Ne yapmak? Darbe yapmak. Daha sonra tekrar Türkiye'yi dizayn etmek. Gemiyi Amerika'ya hibe ediyordu. Uçağı hibe ediyordu zaten. Bravo. Ne uğraşacaksın? İşte o tankı gönderecek hurdasını sana. Onu vereceksin İsrail'e düzeltsin diye. Biraz oraya para ver. Biraz buraya para ver. Türkiye'nin oligarklarını besle. Ne işin var atmacada? Ciritte. Değil mi? Ciritte var biliyorsun helikopter. Şimdi bak aslında bütün belki de kırık noktası o yüzden bir ironik gönderme yaptım. İhtiyacımız yoktu çünkü. Çünkü sana bu ülkeyi yönetenler, çok ağır bir ifade ama bu ülkeyi yönetenler dediler ki senin böyle atmacaya ihtiyacın yok. Sen atmacaya kafanı bozma. Lazımsa ben veririm. Nükleer silah dahi veririm. Ben kullanacağım ama. Senin sınırına koyayım. Buradan çevir namluyu. Şeye, füzeni çevir. Başlıklı füzeni Rusya'ya. Sen benim uç beyim ol. Diye seni kandırırlar böyle. Arada bir darbe bilmem ne falan filan. Ülke çünkü yönetilmiyor o zaman. Yani bu ülke insanları tarafından yönetilmiyor ki. O yüzden ihtiyaç yok. Şimdi aradaki büyük farkı anlamak lazım. Bak bunun üniversitelerle doğrudan bağlantısı da var. Aslında mevzu çok uzak bir mevzu değil. Birbirine çok yakın konular bunlar. Sen bu atmacayı yaptın. Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle bir irade pek yok muydu Türkiye'de? Yani bana mesela şunu söyleyin arkadaşlar. Yani ilk helikopter kaç tarihinde dünyada yapıldı bilemiyorum ama ilk uçakların 100 yıl üzerinde olduğunu biliyoruz değil mi? İlk pervane uçakları, jet motorundan. Aynen öyle. 1800'lerin sonu 1900'lerin başı. Evet. Sen bana diyorlar ki işte Cumhuriyet dönemi işte şöyle gelişme, böyle inkişaf, böyle bilmem ne atıp tutuyorsun. Ya bir vakadan bahsediyorum. Yorumsuz söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a kadar, ben bunu da kullanmayı pek sevmiyorum aslında ama böyle açıklamak zorunda bırakıyorsunuz bizi. Çünkü hala akademisyen karşımıza çıkmış. Böyle olmamalı şöyle. Yani ne yaptın diye soruyorum ben sana ya. Akademisyensin de. Şimdiye kadar. Hani var bizim Nobel ödüllü akademisyenimiz ama burada yetişmedi o. Buradan gitti yurt dışında fırsat buldu. Burada kalsaydı olamayacaktı o kadar belki de. Türk bu ülkeyi bu topraklara kendi ilminde hangi hisse eğer? Boğaziçi Üniversitesi, teknik elektronik, makine mühendisliği falan filan bilmem ne. Ne yaptınız şimdiye kadar bu ülke için? Ne kazandırdınız? Hangi öğrenciye kaç makale yazdırdınız? Çok sizi suçlamıyorum çünkü sistem sizi böyle getirdi. Böyle yetiştirdi. Anayasa profesörü oluyorsun. Tenzih ederim çok değerli anayasa profesörlerini. Tenzih ederek söylüyorum. 1930'lu, 40'lı, 50'li yıllarda yazılmış aynı kelimelerle bütün bir dünya hukuku tanımadan birbirine aktarılan böyle bir kitaplar okuyarak profesör oldunuz. Bana dünya hukukundan, evrensel hukuk kurallarından, normlarından nasıl bahsedebilirsiniz? Suçluyorum ben şu anda. Üniversitede şu an dokunulmaz diye adamlara söylüyorum. Bana bununla geldiniz mi? Atmaca bir şey. Zannediyorlar ki bak bir de bunu gösteriyoruz. Bir de böyle aşağılamaya çalışanlar var sevgili Murat Çiçek. Şu İHA-SİHA deyip duruyorsun sanki bir sanki manki yok arkadaş. Okuyacaksın, öğreneceksin. Çok zor bir şey değil. Çok yani üniversite öğrencisi olmana dahi gerek yok. Çok da küçük ortalama bir zeka ile öğrenebilirsin. SİHA İHA'nın, atmacanın ve dahi bir uçak gemisinin ve dahi bir jet motorunun dünyada nasıl yapıldığını, hangi ülkelerin yaptığını bir öğreneceksin. Ondan sonra benimle konuşacaksın. Bu son 10 yılın hizmetleri. Eğer Erdoğan geldiğinden beri biz bunu iki ayda göndeririz. Bir senede deviririz. Kafası olmasaydı. Eğer şimdiye kadar senin çok sıklıkla kullandığın gibi şeytan taşlamaya bizi bu şekilde mecbur kılmasalardı bizim projeleri 20 sene önce de başlatırdık. Doğru. Erdoğan iktidar geri gelmez. Adamın hedefleri var çünkü. Ben Osman, ben bunu benim yorumum tabii. Öyle demedi kendisi. Ben sadece Türkiye Cumhuriyeti topraklarından müteşekkil bir basit bir ülke değilim. İki, ben bağımsız bir ülkeyim. Ben Osmanlı torunuyum. Benim hinterlandım böyle göründüğü gibi değil. Ne diyordu Kartoğlu? Benim öz kütlem yoğunluğum civa gibi. Böyle suyun içerisinde cüp diye batar o. Yani ben böyle ayağa kalktım mı Kafkaslar kalkar. Bak bu cümleyi ben 10 yıldır kullanıyorum. Ben ayağa kalktım mı Balkanlar kalkar. Ayağa kalktı mı o Orta Doğu coğrafyası kalkar. Hani bizim söylediklerimiz de batılı şimdi diyor. Bak diyor Çinlilere dikkat edin. Ruslara ve Türklere. Çünkü bunlar imparatorluk bakiyesi olan devlet gibi milletler. Ben büyüğüm dedi adam. Doğru. İddiası bu. Şeytan taş kapatma davası. Düşünebiliyor musun? Kapatma davaları.
O işte eylem, leyk eylemler falan filan, ittir kaktır bilmem ne. 15 Temmuz tam bağımsızlık, atmaca, cirit, helikopter, tank, işte, ülke bunlara konsantre olmaya başladı ve geriden gelip çok hızlı bir şekilde depar atmak zorunda kaldı. Bunlar basit işler değil, hala milletin kafası basmıyor. Bak o kadar üniversite öğrencisi var, o kadar akademisyen var. Bunu bizzat gittiği gelen müdüründen de dinlersin. Jet motoru yapmak dünyadaki 3-5 tane ülkeye ait bir şey. Bir füze başlığı yapmak. Süper Lig'e çıkmak gibi bir şeydir tabii, diyordu. Bir de şunu anlamıyorlar. Bu da ne yapıyorsun? Halk bilmem ne, domates, patates, soğan. Ya arkadaş, dünyanın süper güçleri her zaman dünyanın en büyük askeri güçleridir. Bunu unutma. Bak Japonya dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden bir tanesi. Ama dünyada etkili bir eleman değildir Japonya. Çünkü askeri güç olarak bir şey değildir. Ama Amerika insan kaybeder, para harcar, trilyon dolar harcar. Ta uzak doğudan Güney Amerika'ya kadar her tarafta üst kurar. Sürekli patriotu o yapar, sana satar. Rusya da bu şekilde geçinir. Fransızlar da niye çok konuşur mesela? Böyle bir ülke, dünyanın en büyük ekonomisi değil. Ama çok konuşmasının sebebi nükleer başlığın olmasıdır. Bende nükleer başlık var diyor adam. Doğru. Ya hocam bunlar önemli şeyler yani. %100 katılıyorum. Eğer biz dünya gücü olmaya çalışıyorsak, küresel bir güç olmaya çalışıyorsak bu iş atmacadan geçer. Şimdi tabii bütün bu meseleleri konuştuktan sonra tekrar hakikaten Türk mühendislerine şu helal olsun, çok var savunma şimdi sanayine katkı sağlayan işte atmaca füzesi gibi, cirit füzesi gibi kısa, orta ve uzun menzilli bu anlamda dışa bağımlı kalmadan, çünkü bakın yani Hikmet'in söylediğine ek olarak şunu söyleyeyim. Bazen paranız olsa bile bunları satın alamıyorsunuz. Ya. Net. Yani bunu Kıbrıs Barış Harekatı'nda gördük. F-35'lerde gördük. Diğer meselelerde yani gördük. Yani Patriot istiyorsun, vermiyor mesela. Vermedi. Yani vermiyor. Onun için S-400'ü aldık. Biz yani önce Çin oradan olmayınca S-400'lere falan döndü. Onu da yapıyoruz. Olmuyor yani. S-500'leri falan beraber yapacağız. Bunun teknolojisini falan da öğreniyoruz. S-400 yani yapılamayacak bir şey değil Türkiye açısından. TR-1500 yapacağız abi, merak etme. Aynen, ama süre kısıtlı. Yani evet, kısa sürede bunun buna sahip olmak gerekiyor. Evet. O kadar kısa sürede S-400 yapamıyorsun. Önce alacaksın, ondan sonra yapacaksın. Ondan sonra onu da. Dolayısıyla evet, bunlar gurur verici şeyler. Elbette hiç kimse işte kan dökülsün, gözyaşı aksın falan istemez. Ama kan dökülmemesi, gözyaşı akmamasının da temel sorunlarının temel sebeplerinden bir tanesi de savunma alanında güçlü olmanız. Caydırıcı zorundayız olma özelliğiniz. Başka bir şey değil. İşte Hikmet'in dediği gibi Fransa. Yani nükleer güce sahip olduğunuz zaman bambaşka bir şey oluyor. Aradan nükleer güce sahip olan Pakistan bile bugün nükleer güce sahip olan evet, ülkeler sıralamasında o kadar kolay hikaye olmuyor. Bütün çatışmalara, tabii, bütün tarihlere rağmen. Şimdi bütün bunları konuştuğumuzda ya hem bunları söylüyorsunuz hem de 3-5 tane Boğaziçi'li öğrenci mi sizi bütün bu hedefleri ondan sonra engelleyecek, bilmem şu olacak, bu olacak meselesinden bahsediliyor. Altını şöyle çizmekte fayda var bu hikayenin. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerine ya da herhangi bir gerekçeyle protesto, yasal, meşru protesto hakkını kullanan herhangi bir kimseye söylenecek bir şey yok. Ama şunu bütün dünya çok net ve rahat bir şekilde biliyor artık. Yani bireysel anlamda herhangi bir şeyi protesto etmek istediğinizde sizi destekleyenlerin sayısı bir elin parmağını geçemiyor maalesef. Tamam mı? Yani bugün işte bilmem ne mağduru olduğunu söyleyen, tırnak içine söylüyorum, özellikle bir vurgu yapmak için söylemiyorum, İnsanların en fazla yapabildiği Twitter'dan ve ondan sonra şey yapmak, on binlerce kişi izliyorlar. Değil mi? Mağduruz bilmem neyiz falan. On binlerce kişiyiz falan. Hani zaten toplanma şansları sıfır da ya en azından sosyal mecrada bakıyorsun on binlerce kişi izlediklerinde 30 tane RT'sini almış, bilmem neyini olmuş falan görüyorsun. Tamam, örnek doğru olmayabilir. Yani sayının bu kadar az olması aslında bu kadar mağdur olmadığı anlamına gelmez ama şunu ifade etmeye çalışıyorum. Girizgahta söylediğim gibi Melih Altınok bugün Sabah gazetesinde Mehmet Barlas'tan alıntı yaparak söylüyor o 6. filo hikayelerini konuşurken, istersen bir taraftan da ona bakarak evet, direkt şeyi okumuş olayım. Yani 6. biz filo referansı yaparken de ufaktan hatırlatmak lazım tabii. Ne yani olduğunu anlaması lazım. Bir üniversiteli bazı genç arkadaşlar bilmiyordur belki de, onları hatırlatma babından. Başarılarımız Mehmet Barlas Boğaziçi olaylarını değerlendirirken diyor, şunları söylüyor diyor. 27 Mayıs'ta dahil tüm darbe süreçlerinin tam içinde yaşamış bir isim Barlas. Dolayısıyla okur önünde kendisiyle yaptığı hesaplaşma bugün yaşananların anlamamızı altında yerinde diyor. 1960'ta Hukuk Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiydim. 28 Nisan 1960 sabahı Beyazıt Meydanı'nda polisle çatışmış ve sonra İstanbul Vilayeti önünde toplanıp Menderes istifa diye bağırarak tempo tutmuştuk diyor. 28 Nisan 1960 darbeden bir ay önce, 27 Mayıs darbesinde. Bir askeri darbeyi başlattığımızı ve böylece vesayetçi demokrasinin darbeler sürecine ülkeyi soktuğumuzu bilseydim, Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edileceklerini tahmin edebilseydim, bu gibi durumlara sebep olduğumuzu görebilseydim, kesinlikle o sabah Beyazıt Meydanı'na çıkmazdım, diyor Mehmet Barlas. Devam ediyor. Aynen. Yani işte bu ışıkların söndürülme hikayeleri, evet, diğer mevzular, şunları falan söylüyor. İşte fotoğraf olarak ABD'den icazeti devrimcilik olur mu diyor. Sömürgecinin bekçisi 6. filo defol diye şeyleri yapıyor. Evet. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör istemiyoruz diyenleri çevir sor. Ben ne zaman PKK'nın üyesi oldum? Ben ne zaman onlara yardım yataklayadım? Ben basitçe bir rektörün istifasını istiyorum veya rektörün değişmesini istiyorum. Bundan daha masumane ne olabilir? Cümlesini söyleyen bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin bu sözlerinde samimiyet ararız. Yani doğrudur. Böyle düşünüyordur hakikaten. Evet, evet. Fakat durum öyle değil. Yani hani diyor ya, seni kullananlar koca farklı bir yangını başlatmak için bir kibrit çatmak yetiyor. Yani kibrit kendisinin hani koca yangına neden olduğunu bilmesine gerek yok. Bu hikayelerde yaklaşık 2-3 ay önce herkesi sokağa davet eden, sokak sokak sokak, başta CHP olmak üzere, Kılıçdaroğlu olmak üzere, Kaftancıoğlu olmak üzere, sokaklar hazır diyen PKK, HDP olmak üzere, bu olayın tavını hazırlayan, daha doğrusu hazırlamaya çalışan, istedikleri kadar süresi bir şey çıkmadı bunların hikayelerinden ama bunları hazır edip öğrenciler üzerinden, bak uzunca bir süredir de ekonomi üzerinden, esnaf düşmanı Erdoğan, ekonomi şubu falan filan hikayeleriyle galeyana getirip orayı da sokağa dökmeye çalışan bir zihniyetten bahsediyoruz. Siz, biz yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle protesto hakkımızı kullanmak üzere sokağa çıktığımızda masumane protesto hakkımızı kullanmanın yanında başka şeylere de alet olduğumuzu fark edemeyebiliyoruz. Evet, örneği bu. Şekil örneği A. Bu. Şimdi çıkıyor bölüm Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri. Bir. Bugün diyorlar ki biz hiçbir siyasi istemiyoruz, şunu istemiyoruz, bunu istemiyoruz. Eyvallah, istemiyorsunuz da bu sizin isteyip istememenizle ilgili bir mesele değil ki. Ama bir şeylere alet olduğunuzun farkında mısınız? PKK HDP'ye diyor ki destek olun, tırnak içinde, gerillayı rahatlatın, sokaklara inin, şunu yapın, bunu yapın diyor. Ve görüyoruz ki Boğaziçi Üniversitesi eylemi adı altında oraya katılanların onlarcası PKK'lı, DHKPC'li, MLKP'li, bunlar biliyorsunuz 10-11 tanesi bir araya gelip o dağda falan bildiri imzalamış gruplar bunlar. Marjinal terör örgütleri bunlar. Çok doğru bir bakış açısı aslında. Süleyman yani, Soylu da çıkıp İçişleri, bu ülkenin İçişleri Bakanı en ağır dille bütün bu gerçekleri bilerek ifade ettiğinde ondan sonra öğrencilere yazık değil mi? Bunlar masumane Türkiye'nin geleceği falan filan. Eyvallah kardeş de. Yani Türkiye'nin geleceği 55 tane Boğaziçi öğrencisini, 15 bin, 16 bin öğrencinin içinden 55 tanesinden bahsediyorum. Bir kenara bırakıp geri kalanları nereye koyacağız? Evet. PKK'lısını, DHKPC'lisini, MLKP'lisini, onlara yardım ve yataklık eden şu görüntülerde görmüş olduğunuz Kadıköy'de sokağa bilmem neye çevirmeye çalışanı, polis aracını tekmeleyenleri falan. Boğaziçi Üniversitesi'nin neresine koyacağız bunları? Çok güzel bir soru sordun. Bence işte belki bu soruyu da öğrenciler kendi işlerinde tekrar etmeleri lazım. Mehmet Barlas'tan mülhem Melal Toktay yazmış orada. Çok da güzel ifade etmiş. Yani o oradan yakalaması çok önemliydi. Evet, biz bunları yaşadık. Hani şey diyorlar ki, hatta dün de program biterken kendi aramızda o espri yaptık. Anlarlar mı anlamazlar mı? Şöyle bir ifade kullanıyor. Biraz önce konuşmamdan dolayı hani bazıları rahatsız olmuş olabilir şundan dolayı. Yani öğrencileri niye sen bu şekilde aşağıladın şimdi? Yani onlar ki ben öğrencileri aşağılamıyorum. Sadece bir hadise var. Onu görmek lazım. Hayatta tecrübeye çok önemli bir şey. Tecrübeye güvenin. Yaşanmışlık diye artık çok güncel bir moda tabiri var. Yaşanmışlıklara güvenin. Örnekleri bu şekilde alın. Yani bu bazı şeyler, işte bilim, madem işte üniversite bilim yuvası diyorsun. Şunu kastediyorum. Şimdi bazı şeyler var bu ülkede, Mehmet Barlas'ın anlatmış olduğu gibi. Sen bir hedefle bir yere gidiyorsun. Bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Bunun yaşanmışlığı var bu ülkede. Bunun bir karşılığı, bir şey var. Öğrenci olayları hep örneğini verdik. 1980 darbesinin altlığıydı. Bak, kolay değil. Rakamsal rakam olarak söylüyorum. 4900 küsür öğrenci öldürüldü. Öğrenci olaylarında. Öğrenciler birbirlerini vurdular. İstanbul Üniversitesi'nin kapısında polisler üst araması yaparlardı. Üniversiteye girmek amacıyla. Arkasından darbe oldu.
60 darbesi gene öğrenciler üzerinden geçti. Başbakan ve iki bakanın hepsiyle idam edildi bu ülkede. Ve arkasından kim ne kazandı bakın ey öğrenciler. Özgür mü oldunuz? Olmadınız. Darbe geldi. Anayasa mı yapıldı? Darbeciler yaptı. Ne kazandı bu ülke? Hangi bilim yuvası nereye gitti? Hangi çağdaş, hangi aydınlanmacı? Yok böyle bir şey. Şimdi sen de bunu dediğin gibi bu taleplerin tamamının destekliyorum. Şöyle destekliyorum. Talebi desteklerim. Konuşmaya, diyaloğa herkes her zaman açık olmalı. Bunda bir sıkıntımız yok. Öğrenci tabii ki çok kıymetli. Benim geleceğim. Hani kendi çocuklarımıza örnek veriyoruz. Bunlar başka bir nokta. Ama sen olayı buradan görmen lazım. Bir de şu soruyu kendine sorman lazım. Bak çok basit bir soru soracağım. Bunu kendine cevapla. İşte o Şeyma'dan başla diğerlerine kadar. O Kadıköy'de eylem yapan tiplere kadar. Hepsine soruyorum. Sen bunu yapıyorsun. Sana sahip çıkan bir siyasi irade var arkanda. Doğru mu doğru? Kemal Kılıçdaroğlu. O siyasi ideolojiye meftun olduğun için ona karşı bir şey söylemiyor olabilirsin. Onu da kabul ettim, bu tarafa koydum. Bak, seni destekleyen kimler biliyor musun? Ey öğrenci arkadaşım, ey öğrenci kardeşim. Sen oraya çıkar çıkmaz ilk olarak hemen ciyak ciyak bağıran, bu ifade bize aittir. Kabul edersen etmezsin. O, bu ülkeden kaçan, bu ülkeyi işgal etmeye çalışan, Eloğlu'nun maşası, Eloğlu'nun tasması Eloğlu'nda olan kaçak lağım fareleri seni desteklemeye başladılar. Şunu düşün sadece, ortak hangi çıkarınız vardır bu ülkede? Eğer bu ülkeyi işgal etmeye çalışan bir adam senin doğru iş yaptığını söylüyorsa, yani her taraftan bak diye söylüyorum olaya. Veyahut da bir DHKPC bir terör örgütüdür. Hangi marjinal gruba, hippie olabilirsin, LGBTİ olursun, yumuşak G olursun, başka bir şey. Ama DHKPC ya da PKK senin hadi kardeşim yürü diyorsa hemen düşünüp şöyle düşünmen lazım. Ya benim bu eylemimden bunlar çok mutlu oluyorlar arkadaşlar. Bu bizim ortak hangi çıkarımız vardır diye tekrar kendini kontrol et. Hani üniversitelisin, double check yap, cross check yap. Bir dakika ben ne yapıyorum? Talebin mahfuz, kabul. Talep, diyalog, bilmem ne, çağda kabul. Ama bunları görün, yapılmışları var. Öğrenci aynen. Olayların daha da yakın istiyorsan da bilmiyorsan, belki de gençtin, belki de çocuktun ama gezi olaylarından sonra kim ne kazanmış? Senin o şu anda seni evlatlarım diye diyen Kılıçdaroğlu denen, eğer o taraftan bir insansan da eğer, Gezi olayından sonraki girdiği ilk seçimler tepe taklak olmuş. Yani bir şey değiştirmemişsiniz siz. Aynen. En fazla insanlar ölmüş. Ya hikayesi şu tabii. Hep o aynı ortalık yanmış yıkılmış. Aynı mevzu. Bu genç arkadaşlar. Bir düşünün ya ne yaptığınızı bilin. Kendilerini Erdoğan karşıtı olarak tanımlayan insanların temel yanılgıları, temel hataları biliyorlar tabii. Sandığın Twitter'da kurulduğunu zannetmeleri. 800 bin tweet atmış diyor mesela. Halk TV'de bir tanesi. Bununla 800 bin tweet var. Vay be. 1 milyon. 5 milyon da. Vay be diyorsun ya. 800 bin tweetler. Evet. Tamam o zaman Erdoğan bıraksın. Yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme yeniden dönelim abi. 800 bin tane tweet atmış. Bir de ne olduğunu bilseler döneceğiz de. Ya, o güçlendirilmiş da anlamadık. 600 değil 1000 vekil istiyoruz. Kolonları güçlendirelim. Parlamentonu güçlendirilmiş olsun. Daha kalın kolon olsun. Nedir o? Şimdi görüntüler eşliğinde Mahmut Övür'den de bir iki cümle söylemek istiyorum. Bu sokak hikayesini neden altını özellikle çiziyorum? Hani şey hikayesi vardır ya, ete garnitür olmak falan. Tamam mı? Yani oradaki et dediğin mevzu esas amaç. Nedir bu esas amaç? Geri kalanlar, şöyle öğrenciler, yürüyüş, nümayiş falan filan garnitürden öteye gidemiyor. Evet. Haşlanmış çünkü, brokoli. Sonra bir patates püresi. Bezelye, havuç bulmuş falan bile. O steki isteyen adamlar. Bazı bakarımızı. Steki isteyen adamlar. Garnitür bir örnek mi verilir ya? Kahvaltı da yapmadım hocam ya. Aklıma yan şöyle. Tarafa garnitür olsun istiyorlar yani. Mevzu güzel gözüksün. Şu olsun bu olsun falan. Sosu mosu falan gizlen gibi. Şimdi Mahmut Övür şunları hatırlatıyor. Bu özellikle aşağı bak hikayesiyle beraber Yol TV bile özür diledi diyor Mahmut Övür. Yani Mahmut abi özür dilemedi. Yani özrü bile açıklamaya muhtaç bir vaziyette. Hani biz geldi sıcağı sıcağına verdik. Yanlış duymuşuz. Editör arkadaş yanlış duymuş falan. O işin şeyiyle anlamamış falan. O da yalan. Ben çünkü Yol TV'nin o haberini sunumuyla beraber yayın şekliyle izledim. Hiç altyazı yazmasına gerek yok. Net anlaşılıyor zaten. Git aşağıdan git falan filan hikayesi. Biz diyor bu gibi şeylerde diyor hızlı yaparak diyor, haberci refleksiyle böyle şeyler olabilir diyor. Hata yapabiliriz. Bundan sorumlu tutulmamamız lazım falan diyor. Kutsal meslek, gazetecilik çünkü. Haber yapmışsan bitti. Aynen, melek evet. Kanatları var. Fakat çünkü diyor hepsi. Burada hani Yol TV bile hani açıklamaya muhtaç özür dilemiş olsa bile Ekrem İmamoğlu onu da şey diyor çok güzel bir ifade kullanmış Ekrem İmamoğlu.
post-truth siyasetinin Türkiye temsilcisi. Post-truth. Gerçek ötesi. Gerçek olamayacak kadar falan filan mükemmel. Türkiye temsilcisi Ekrem İmamoğlu. Yeni gerçekler. Kemal, yeni gerçekler. Aynen. Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Bu iki siyasi aktör halktan özür dileme gereği bile duymadı diyor. Çünkü CHP yönetimi ciddi bir biçimde sıkışmışlık içerisindeydi. Siyaset üretemiyordu. Evet, maalesef. Atatürkçüler milli meselelerdeki duruş ve HDP ile ilişkiler nedeniyle partiden ayrılıyor. Öğretmenler, çiftçiler, ordu mensupları aşağılanıyor. Ve daha vahimi parti içinde patlayan taciz ve tecavüz olayları durdurulamıyordu. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci hareketliliği işte bu nedenle CHP için bulunmaz bir fırsattı diyor. Bu ara Sabah gazetesi yazarı Mahmut abi, Mahmut Öbür, CHP'yi içeriden en iyi bilen isimlerden bir tanesi. Onu da hatırlatarak söyleyeyim. Birkaç aydır diyor çok sayıda solcu, laik, meczup aydının kaos duasına çıkmışçasına sokak çağrısı yapmalarını da ekleyin diyor. Boğaziçi'ndeki bu hareketliliği. Kimi sokak hazır diye yazılar yazdı, kimi silah kullanılması imasında bile bulundu. Biliyorsun Ayşenur Aslan. Hani HDP'nin PKK'sı varsa CHP'nin de silahlı örgütü olmalıdır savını ortaya atan kutsal gazetecilerimizden bir tanesidir. Evet. Aykut Erdoğdu'yu hatırlatıyor. Şimdi bu görüntüleri bunlar eşliğinde değerlendirmekte fayda var. Aykut Erdoğdu hani biliyorsunuz çağırır kafana sıktırırım sen benim kim olduğumu biliyor musun diyen CHP'nin naif siyasetçidir kendileri. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gitmesini engelleyen güvenlik görevlisine yapmış olduğu İtirazı, naif itirazı böyledir. Çağırır kafana sıktırırım diyen bir CHP'li siyasetçi şöyle diyordu diye hatırlatıyor. Gerekirse sokak sokak direnişe geçeriz. Aykut Erdoğdu. Aytu Atıcı, CHP Genel Başkanlığı'na da aday olan bir isim. Güya yakın siyasetten ders çıkartan bir edayla buna göre de Türkiye'yi örgütlememiz lazım. Örgütleme yolu da kesinlikle sokaktan geçmek zorunda diyor mesela Aytu Atıcı. Bu canını veren değil miydi? Tabii bu canını verecek. Evet, Erdoğan gitsin canını verir diye. Canını veren. Aytu Atıcı değil mi? Aytu Atıcı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırladım. Çocuklar yanlış hatırlıyorsa buyurun bizi. Ben de öyle hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. Doğruymuş. Evet. Rejiden, kutsal rejiden onay gelsin. Kutsal rejiden. Yani bu şu, bak yani Mahmut abi çok doğru bir şey kullan tespiti yaptın. Yaşı itibariyle de bak görüyor musunuz saygı duyuyoruz. Şimdi Mahmut abi kızmasın bize burada o kadar da. Ya çok yani yaşlı. Sen ne yaşıttır yani. Melek Hanım gibi benden büyüktür de sen ne yaşıttır. Yani ayakları yanık değil onu biliyoruz en azından. Ondan sonra şu var. Yaşanmış olan sol geleneği çok iyi tanır Mahmut Öbür. Sol geleneği işte o Mehmet Barlas'ın 6. filo hikayesini anlatıldığı zaman bir anda hisseder yaşar. Ben bunu kastediyorum işte. Yani hayatta o tecrübeler, o görülen eski filmler. Yani sıfırdan film seyretmiyor ki insanlar. Bakma şimdi herkes Netflix oradan buradan. Biz zamanında biliyorsun bir tane film seyrederdik. Yani haftada veya ayda bir o da bir sinemaya düşerdi biliyorsun. Dördüncü hafta, beşinci hafta tek bir sinemada kuyruğa girip değil mi? Bir Rambo filmini izlemek için üç hafta beklediğimi hatırlarım ben. Öyle. Ama artık çok film seyrediliyor. Yani ya, o kadar çok ders, yani o kadar çok tecrübe var ki hayatla ilgili. Şimdi bu Mahmut abi o Rambo'lardan ta buraya kadar bütün filmleri seyretmiş. Sana onu aktarmaya çalışıyor. Siyasi bak siyaseten üretemeyen siyasetçiler üretemediği için politik üretemiyor siyasetçi. Hı hı. Bu kifayetsiz muhterisler başka bir yolla kavga ve gürültüyle bu işin bulunmaz bir Hint kumaşı gibi yani dediler ki bu kullanılacak olan malzeme üniversite ve öğrenci gazetecilik tutuklu üniversite öğrenci çiçek çocuk. Bu da üzerinden konuşalım. Ama işin arkasına baktığın zaman da verdiği kaotik durum şey yani kaos şu. Ya vekiller yok sokaktan sokağa örgütleyelim. Yok efendim dışarıda örgütleyelim. Ya da il başkanının Kaftancıoğlu'nun dediği gibi bu hükümet değişecek. Hatta sistem değişecek. Seçimle büyük bir parantez ya da başka bir şekilde. Parantezi kapat devam et. Başka bir şekilde ne? Eğer bir ülkede. Bütün hepsi üstüne koyduğun zaman Mahmut. Öbür de anlattığı bu işte. Bir cümle daha ekleyeyim. Atladılar. Bir de taciz tedavi meselesi vardı. Boğulmuşlardı. Tabii. Hazır tacizden kurtulmanız olur. Hucum. Şu geçsin yeni taciz tedavi çıkar. Bunları kullanmaya çalışıyor. Şunu hatırlatıyor. Kifayetsiz. Sol ne zaman sokaklara inmişse her defasında emperyalist Amerika'nın dümenine su taşımaktan başka bir iş yapmamıştı. Bu işte. Tamam, yaptınız abi, bu arkadaşlar. Mahmut abinin cümlesi. Devam ediyorum. Amerika destekliyor. Münir işte. Ramazan Aktolga'dan örnek veriyor. 68 kuşağının önemli ismi. Ve o dönemin gençlik lideri. Münir Ramazan Aktolga.
Hatıralar nereden başlamıştık? Nerelere gitti işin ucu? Kitabında bunu enine boyuna tartışıyor ve şu anekdotu aktarıyor. Bunlar önemli. Yani hani evet, şimdi Mahmut abi sonunda bir şey söylemiş. Ben söylemeyeyim, yazı okuyarak söyleyeyim. Şunu söylüyor. Münir Ramazan Aktolga, 68 kuşağının önemli ismi, gençlik lideri. İsterseniz hemen dünden bugüne atlayalım ve bakalım bugün neler oluyor. Alın şimdi PKK'yı ve bütün o beyaz Türk, beyaz Kürt solcularını. Ne oldu? Nereye gitti o senelerce? Kahrolsun Amerika diye bağırıp çağırmalar. Ha şimdi ya, artık o da ya. Erdoğan'a karşı diyerek düşmanımın düşmanı dostumdur hesabı Amerika emperyalist olmaktan çıktı ve müttefik oldu, öyle mi? Ya. Ve de siz düşmanımızın düşmanı bu Amerikan emperyalizmini arkanıza alarak sosyalizmi, pardon, komünal düzeni kuracaksınız. Helal olsun size. Yerse. Diyor. Boşuna birileri yerse. Amerika'nın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci olaylarından kaygı duyuşunu demokrasiye destek diye yorumlamıyor. Görevleri bu çünkü. Tabii. Umarım diyor Z kuşağı, şimdi tam burası çok önemli. Bu şey içerisinde, bu görüntüler içerisinde bahsedilen Z kuşağı diyor. Ağabeylerinin düştüğü hatalara düşmez ve kart siyasetçilerin kirli oyununu bozar diyor. Çok güzel. Bu kadar. Yani bu şöyle mesela bunu dediğim gibi birkaç defa böyle tabii üstüne söyledik. Onun tepkisi de olunca hemen tabii biz bunu altın doldurmaya çalışıyoruz. Devam edeyim. Yani öğrenci olmak bir ayrıcalık mıdır? Evet, ayrıcalıktır aslında. Şu açıdan çok ayrıcalıktır. Yani baban, annen seni okula gönderiyor senin öğrenmen için. Yani öğrencilik öyle bir ayrıcalığı var. Kendinden harcıyor. İşte ben hatırlarım üniversite döneminde babası Adana'dan karpuzu satıp çocuğuna para gönderiyor. Yani hayatını ona adıyor. O bir ayrıcalık, o bir güzellik. Sen önemli misin? Çok önemlisin. Gençlik, gençlik. Yani çok önemli bir şey. O da bir, sen de benim geleceğimsin zaten. Niye insanlar çocuklarına bu kadar şey yaparlar, merhamet ederler, her şeye tahammül ederler? Çünkü kendinden sonraki bir kopyanın dünyada devam edeceğine dair bir şeydir o. Sana benzeyen bir şey dünyada devam edecektir. Oğlu da kızı hiç fark etmez. Buraya kadar çok güzel. Bunların hepsi ortak değerlerimiz. Yani insanlık adına ortak bir şey. Ama şunu anlamak lazım öğrenci arkadaşlar. Bu ayrıcalık senin böyle her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Bu ayrıcalık benim tarzım protest. Ben bu toplumda herhangi bir birey olmak istemiyorum. Çünkü biz bunu yaşadık. Hatırlıyorum biz genç dönemlerimizde. Herkesten farklı olmaya çalışmak diye bir şey vardır. Ergenliği bitirmişsindir, hayata girmişsindir. Ya fiziksel görünümünle, ya tabii, beyninle, bazısı sporuyla. Daha çok ileri çıkma, insan nüvesinde olan şey. Hepsini kabul ederek, saygı duyarak söylüyorum. Ama eğer üniversiteye gidiyorsan ve senin böyle bir ayrıcalığın varsa, annen baban dahil seni oraya götürenler, annesi babası olmayan da olur, devlet kurumundan da, devlet tarafından da büyütmüş öğrenci de olabilirsin. Hiç fark etmez. Ama sana bir imkan tanınmış. Bu çok güzel, doğru bir imkan. Oraya kadar gelmişsin. Boğaziçi Üniversitesi gibi çok prestijli bir üniversitede okuyorsun. Senin başka hedeflerin de olmalı. Tamam, o protest tarzını kaybetme. O itirazcı hali olsun. Ama aklı selimi bir an önce düşünmen lazım. Demin o uzattığım için oradan o lafı kaybettim. Şunu da unutma. Şarkı sözü. Ne diyordu? Dün söylemiş miydim ben bunu, yoksa programdan sonra mı söyledim? Ben hani diyor ya adam konuşurken, ya ne konuşuyorsun Hikmet abi, kafa kel, sakal olmuş bilmem ne, benim bilmem ne derdim var, işte oyunumu oynayamadım veyahut da kız arkadaşı belki yayından etti. Sonra müzikken bir muhabbet ederken söylemiş. Şu, bana bunu soruyorsan sana tek bir cevap, ya bu da işte el olunan bir örnek olarak Boğaziçi var, İngilizce biliyorlar çünkü. Ne diyor adam? I know what's to be young. Ne demek abi? Genç olmanın ne olduğunu biliyorum. Ben biliyorum. Ne diyor? Ben genç oldum, ben oradan geçtim. But you don't know what's to be old. Ama sen yaşlı olmanın ne olduğunu bilmiyorsun. Bak yaşlı olanlar neler yaşamışlar. Bak sen daha gençsin. Aynen öyle. Çok sen bizim geleceğimizsin. Ben de üniversite öğrencisi çocuğum var. Hepinizi anlıyorum ama lütfen burada bir aklı selime davet ediyorum. Bu gerek yok yani bunlara. Üzerinizden, omuzunuzdan ateş ediyorlar. Farklı terör örgütleri bu işi içerisinde demelanmaya çalışıyor. Siyasetle demelanmaya çalışıyor. Gerginlikten de beslenen bir siyasi parti var, CHP. Taciz, tecavüz unutturmaya çalışıyor. Onların peşinde koşun. O trakların da peşinde koşun. Hızlıca şu şeyleri vereyim. Ama fazla süre kalmadı. Ama sizin omuzunuzda atış ediyorlar. Dikkat edin ya. Hayır öyle. %100 öyle. Şimdi bir video verelim. Kadıköy'de işte tabii mevzuyu şey yapacaklar. İşte, otobüsün önünde durma eylemleri. Birazdan şey de çıkar. Piyano çalma falan hikayesi olur. Başka yok yemezler. Atlarlı. Kadıköy'de de otobüsün önünü kesmeye çalışan HDP'liler varmış.
Bununla ilgili olarak da şu görüntüler bayağı bir protesto yemişler HDP milletvekilleri. Şeyi durduracaklar, trafiği durduracaklar. Şu görüntüler eşliğinde şu oturan iki tane kadın. İsimlerini söylemişlerdi. Nelerdir o ismi? Çocuklar bana söyleyin. Okumuşsunuz yoktur. Biri Saliha Aydeniz. Polis olmayanlar devam etsin. Devam et. Diğeri de Muazzez Orhan Işık'mış. Ya ayıp ya. Bu ilk söylediğim isim hemşireydi hatırladığım kadarıyla. Diyarbakır milletvekili olması lazım. Emin olmamakla birlikte Saliha Aydeniz. Kendisi PKK'lı teröristleri ondan sonra ambulansla taşımaktan dolayı hakkında dava soruşturma falan filan açıldı diye hatırlıyorum. Çünkü bununla ilgili bir şey yapmıştım bir konuşmasına istinaden. Bayağı protesto yemişler işte bunlar da yola oturup milletvekilleri ya kutsal bir meslek bunlarınki de. Hani dokunulmazlığı kutsallıkla şey yapıyorlar falan. Valla polislerin yerinde olsam kucaklar alır kenara koyardı. Ben sonra öyle yaptılar herhalde tahmin ediyorum. Bak şu vaziyette şalan çekiyorlar. Ondan sonra otobüsün önüne oturmuş vaziyetler. Kucaklayıp götüreceksin abi. Yani kamu düzenini bozmak yani senin benim hakkım olmadığı gibi hiçbir milletvekili de hakkı değildir yani. Kucaklayıp götüreceksin. Hızlı başlıkları okuyayım haberle ilgili bunlarla ilgili. Devlet Bahçeli'ye de Twitter'dan sansür geldi. Hadi bakalım. Twitter'ın tutumunu kınadığını ifade etti. Twitter Süleyman bayağı siyasi parti Soylu. Gibi çalışıyor. Nihal Bengisu Karaca, İçişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın bu özellikle marjinal grupları tarafından yönlendirilen Boğaziçi olaylarıyla ilgili olarak açıklamasına istinaden Nihal Bengisu Karaca, Boğaziçi'lere değil de farz-ı muhal namlusunu Doğu Akdeniz'deki sondaj gemilere çevirmiş Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne konuşuyor sanki demiş. İsim vermeden Devlet Bahçeli'yi de söyleyerek biri gençleri devletin kaba gücüyle korkutur, diğerleri öğrencilere zehirli yılanlar diye seslenir. Yetişkinler adına utanç verici günler diye bir tweet atınca İsmail Çataklı da İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nihal Hanım konuşmada kimin kastedildiğini anlamayacak kadar analitik zekadan yoksun değil. Evet aynen öyle ama başka hasletlerin yoksunluğundan bu yorumu yapabiliyor diye çok güzel bir cevap vermiş. Ki öyle yani burada kafası ezilecek zehirli yılan ya da Türkiye'nin gücünü sınamayın cümlesi az önce bahsetmiş olduğum ete garnitür olan Boğaziçi'li öğrencilere yönelik sözler değil. Tamam, o sözlerden neyin kastedildiğini aslında Nihal Bengisu Karaca da anlıyor ama herhalde bunu söylemek çok fazla işine gelmiyor. Ahmet Şık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun velilere yönelik ya evlatlarınızı falan çünkü buradan kaos çıkmasının CHP'ye yaramadığını düşünüyor herhalde. Velilere yönelik açıklamaları falan vardı. İşte evlatlar, mevlatlar, Türkiye'nin evlatları falan hikayeleriyle beraber çocuklarınızı evinize çekin gibi açıklamalar üzerine. Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık, yani bunu söylüyorum diyorsun, HDP'den gittikten sonra istifa edip ayrılmışlardı. Diyor ki aman aman ha sakın böyle bir şey yapmayın. Kemal Kılıçdaroğlu falan dinlemeyin. Sokaklardan çekilmek falan filan yok. Çocuklarınıza çekmeyin. Hatta çok mümkünse beklersiz. Hepiniz beraber girin diyor. Çok sözler söyleyeyim. Videosu falan var ama gerek yok yayınlamaya. Bir haber vereceğim. Bu haberi şuradan vermek istiyorum. Şundan dolayı biliyorsunuz bu sosyal medya içerisinde yalan yanlış tezviratlarla ilgili milyon milyon haberler dolanıyor malumunuz. Şimdi bununla ilgili olarak da ya arkadaş yok mu şuna bir söz söyleyecek hikaye falandan bahsediliyor. İngiltere'yi örnek alsak yeter. Buradan yeni anayasa yapacak ya hani Sayın Cumhurbaşkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti. Buradan yapılırken İngiltere'deki o madde neyse bilmiyorum, almakta fayda var. Covid-19'la ilgili olarak BBC'den okuyorum. Piers Corbyn denen bir adam var. Kim bu? İngiltere'deki İşçi Partisi liderinin ağabeyi, 73 yaşında. Aşı konusundaki muhalif tavrı ve bunu ifade ederken Nazi benzetmesinden dolayı. Hani biliyorsunuz çalışmak sizi özgür kılar diye Auschwitz'in kapısında falan filan yazılıyordu ya. Bu da buna benzer bir yoldan çıkarak aşı sizi bilmem ne falan sağlıklı güçlü kılar diye bir gönderme yapıyor. Aslında başka bir şey söylüyor aşı karşılığından zannedersen. Jeremy Corbyn'in abisi bu. 73 yaşında. Aldılar bunu içeriye. Niye aldılar? Cik 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 ötsün diye. Hani var ya aldım onu içeriye. Hikaye şu. Kasıtlı yanlış bilgi yayma ve toplumu yanıltma diye bir suç var hocam İngiltere'de. Yani. Ne kadar diktatör ülkesi ya. Yani. Hep kraliçe yüzünden. Başörtümü açtılar, yerde sürüklediler, kapatmak istedim müsaade etmediler, ters kelepçeyle sürükleyerek polis arabasına burnumla götürdüler.
ya da yazı yazdım. Daha geriye git Can Dündar'ı hatırlatarak. Oğlumu bulamıyorum. Kayboldu gözaltında şu bu falan filan deyince Ankara'daki villada ondan sonra cime oturduğu anlaşıldı. Ya da yatında dümen tutmuş şu anda. Baba bir dakika Lodos açıklarındayım. Ya da köpek balığı saldırısına uğrayan birisinin fotoğrafını alıp da koca koca abilerin, ablaların, tank geçti. Kutsal gazetecilerin işte üzerinden tank geçen falan filan hikayesini yaymaları gibi. Afganistan'dan fotoğraf milleti paylaşma. Yanıltmak, kasıtlı yanlış bilgi verme diye karşılığı bir suç bu. Olmalı. Ya. Var mı bilmiyorum. Yapamıyoruz olmalı. Hocam. İşte bunu beceremedik ya. İki, 2019'da buna ek olarak bir şey söyleyeyim. O yok ama şöyle bir şey var. Yalan yanlış tezvirat bir şey yaptığınız zaman, hakaret işlediğiniz zaman muhatabını sizi mahkemeye veriyor, tazminat talep ediyor. Erdoğan da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2019 yılındaki grup konuşmasında yapmış olduğu bir konuşma nedeniyle 250 bin liralık hakaret davası açtı. Sonuçlandı mahkeme. Yine mi? Üzgünüm CHP'liler, biraz daha aradan para toplayacaksınız, 100 bin lira. 2019'dan beraber yasal faizi masraflarla beraber neye çıkar bilmiyorum. Enflasyon oranı tabii. Ama üzgünüm. Aykut Erdoğdu, ondan sonra Engin Altay, Manisa Milletvekili neydi? Özgür Özel, Abdest Reisi. Birazcık daha para vermeniz gerekecek Sayın Kılıçdaroğlu'na. Hani beşer beşer vermeyin. O biraz çok. Ben böyle buna... Ama biraz böyle aradan bir para toplayıp 100 bin artı masraflar şeklinde. Ben buna çok mutlu oluyorum. Neden biliyor musun böyle neticelendiği zaman? Çünkü o 100 binden çok kişi böyle gariban faydalanacak. Çünkü daha önce yaptı Sayın Erdoğan. Alıyor bunları. Hayır, yazan işlerinde kullanıyor. Oraya ya bir çocuk esirgeme ya bilmem ne falan. İyi oldu. Böylece doğru bir şekilde CHP'nin bu ikiye faydası. Fayda iki. Küfret, hakaret et, para ver. Erdoğan da alsın onları garibanlara. Bir daha devam. Ben milyonlar olsun. 10 milyonlar, 100 milyonlar olsun. Hiç fark etmez. Tabii küfret derken buradan şeyi kastetmiyorum. Yani devam edin değil. Ama yani hiç faydanız yok. Zerre kadar faydanız yok. Dolaylı faydanız oluyor. Yani buradan side effect diyorlar buradan ya. Kurtarır mısınız bilemiyorum. Ama müsebbib olan yani sen bunu yapıyorsun. Bu sebep olan da Erdoğan gidip de onları dağıtıyor. Artık arada bölüşür müsünüz bu hasene hayır hasenatı bilemiyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Hakikaten diyoruz ya dün ne dedi şey Kılıçdaroğlu? Ona takıldım ben. Hatırlat. Aynı zamanda konuşması da vardı. Dikkat edin ey aileler. Bu iktidar gerginlikten besleniyor. Tamam mı? Ulan yaptığın hakaretleri üste koyduğun zaman milyonlar ödüyorsun neredeyse toplasan. Gerginlikten beslenen Erdoğan oluyor. Hakaret etmek gerginlik yapmak değil mi? Sözde ona çiftçinin eli yakasında öğretmen öğretmen değil, CHP'li olmayan adam değil, o değil bu değil. Bir de en sonunda geçen vermiştik ya çok güzel bitirmiştik onu. O bilmem ne falan bir sürü adamı ayıkla ayıkla en sonunda ben şimdiye kadar oyları ve tercihleri yüzünden kimseyi suçlamadım ki diye yalan söyleyip işi bitir. Yazıklar olsun. Bugünün manşetini bitirdik değerli izleyiciler. Hikmet Genç ile birlikte. Bizim konuşmamız bitmez. Hakikaten bitmez. Hafta sonu hepinize koronasız günler dileyerek günün manşetini burada bitirelim. Pazartesi saat 11'de karşınızda olmak üzere. Hepinize günler diliyorum.